Hadi başlayalım. Çok güzel bir perç. Oh, Sağ <laughs> kanalına herkese selamlar. Yeni bir paylaşımda daha karşınızdayım. Bu paylaşımda sizlere LRF'de en ideal makina nasıl olmalı? Makine tercih ederken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunun üzerinde duracağız. Öncelikle bir LRF makinası kişiden kişiye, balık türünden balık türüne, avlıktan avlığa gibi birçok kritere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Peki o zaman en ideal makinayı nasıl belirleyeceğiz? Buna sorularla ve örneklerle açıklık getirelim. LRF takımından beklentiniz ne? Öncelikle bu soruyu kendinize sormanız gerekiyor. Amacınız uzun süreli çeklerde yorulmadan balık tutmak, özellikle kıyatlara yakın balıklara odaklanmak, hedef balıklarınızın özellikle küçük balıklardan oluşması yani ortalama 500 gramın altındaki balıklardan oluşması ise o zaman tercih edeceğiniz makine büyüklük olarak 500'lük ya da 1000'lik makine olacaktır. Devir olarak da düşük devirli bir makine tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Devir konusuna girdim ama hedef balıklarınızı balıklardan oluşacağı için yüksek devirli bir makine tercih etseniz dahi sorun yaşamazsınız ama dediğim gibi ideal bir makine olarak düşük devirli bir makine tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Makinedeki bilye konusuna gelecek olursak ne yazık ki ülkemizde bu konu çok fazla yanlış anlaşılmalara yol açmaktadır. Çok bilyeye sahip makina çok iyi makinadır algısı var. Ne yazık ki bu doğru değil. Makinedeki her parçanın çok ama çok ayrı ve önemli bir yeri vardır. Bilye dediğimiz parça makinada yüzlerce parçadan sadece bir tanesidir. O yüzden makina tercihinde bulunurken bilye konusunun üzerine çok fazla durmayın. Mesela Çin pazarında satılan ve pek kaliteli olmayan makineler genelde 11 bilye, 12 bilye gibi yüksek değerlere sahiptir. Ama iyi bir markanın iyi bir makinesinde bu bilye sayısı 4, 6, 8 gibi Çin pazarına satılan ve pek kaliteli olmayan makinelere göre düşük değerlere sahip olabiliyor. Bu tamamen yanıltıcı hatta algı oluşturmaya yönelik bir durumdur. Ki örneklerini ülkemizde makinelerde makine tercihinde bulunanlara baktığımız zaman başarılı olduğunu görebiliyoruz. Makine tercihinde bulunurken bilgi konusu üzerine çok fazla durmanıza gerek yok. Burada önemli olan kriter makine parçalarının kaliteli ve hafif bileşenlerden oluşmasıdır. Bir diğer dikkat edeceğiniz önemli kriter ise makine parçalarının özellikle makinenin diş gövdesinin plastik olmamasına dikkat edin. Plastik parçalardan oluşan makineler hafif olur ama oldukça kırılgan olurlar yani dayanıksız olurlar. Genelde bütçesi yetersiz olanlar plastik parçaları sahip makinelerin ucuz olması nedeniyle bu makinaları tercih edebiliyorlar. Ben kesinlikle önermiyorum. Eğer bütçeniz yetersiz ise sabredip para biriktirip sizleri üzmeyecek ekipmanlar almaya çalışın. LRF takımlarında ne kadar ucuz ekipmanlar almaya çalışırsanız zamanla yapacağınız harcamalarda ne yazık ki ciddi manada artış gösterecek. Ve bununla beraber de kısa sürede soğumaya başlayacaksınız. LRF takımları zevkin ön planda olduğu çok ince ve çok hafif değerlere sahip ekipmanlardan oluşur. O yüzden hata payı oldukça düşüktür. Siz ne kadar ucuza kaçarsanız hem yakalamaya çalıştığınız canlıya çok fazla zarar vermiş olacaksınız hem de kısa sürede verimli avlar gerçekleştiremediğiniz için LRF takımlarından hatta balıkçılıktan soğumaya başlayacaksınız. LRF'nin pahalı bir aktivite olduğunu unutmamak lazım. Soruları cevaplarken cevapların içerisinde de sorular oluştuğu için konu maalesef uzuyor. Son olarak da ağırlıktan bahsedip diğer sorumuza geçelim. 500'lük binlik büyüklüğe sahip LRF makinası tercih ederken 200 gramdan daha ağır makinalar tercih etmemeye çalışır. Hem takımdaki denge açısından hem de uzun süreli atışlarda yorulmamak açısından Buna dikkat etmenizde fayda var. Bu kriterlere dikkat etmeniz başlangıçta ideal bir makina tercihinde yeterli olacağını düşünüyorum. LRF takımından beklentiniz ne? Sorusuna eğer ki cevabınız 500 gramın üstündeki balıkları tutmak kıyıya çok yakın yerlerden ziyade biraz daha uzaktaki balıkları tutmak yeri geldi mi bu makinayı light spin ya da spin takımlarda kullanmak ise o zaman tercih edeceğiniz makine büyüklük olarak 1500'lük ya da 2000'lik makine büyüklüğü olacak. Dediğim gibi çok ideal olmasa da yeri geldi mi spin takımınızda da bu makineyi kullanacak iseniz 2000'lik makine tercih etmeniz daha doğru olacak. Sadece LRF'de kullanacaksanız kıyıdan biraz daha uzak atışlar ve büyük balıklara yönelecekseniz 1500'lük makine yeterli olacak. Hatta bu durumda Binlik makineyle de duruma hakim birisi büyük balıkları çok rahat bir şekilde tutacak. Bilenle bilmeyen arasında çok büyük farklar olduğu için bu vermiş olduğum değerlerde değişkenlik gösterecek. Örnek verecek olursak LRF takımına hakim birisi 500'lük düşük devirli bir makineyle 5 kilo civarı bir deniz devreğini iyi bir kalama ile çekebilirken yeni başlayan pek bilgisi olmayan bir kişi bu takım ile bu balığı çekmesi mümkün olmayacak. Olsa dahi bu ihtimalin çok ama çok düşük olduğunu unutmamak gerek. Benim sizlere paylaştığım değerler kendi tecrübelerime dayalı bana göre en ideal değerler. Kendi tecrübelerime dayalı olduğu için bir başkasında bu değerler değişkenlik gösterebilir. Makine de devir konusuna gelecek olursak, eğer ki hedef balıklarınız özellikle dip balıklarından oluşuyor ise ya da yavaş sarımlarda iyi sonuçlar veren türleri alıyorsanız, örneğin denizdeki levrek gibi ya da tatlı sudaki çoğu balık için o zaman düşük devirli bir makine tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Ama hedef balıklarınız hızlı sarımlarda daha iyi sonuç veriyorsa, örneğin denizdeki zargana, lüfer, barakuda gibi balıklar o zaman yüksek devirli bir makina tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Denizde değil de gölde, barajda, akarsuda kullanacak iseniz o zaman düşük devirli bir makina tercih etmeniz en doğrusu olacaktır. Ağırlık olarak da 1500'lük, 2000'lik büyüklüğe sahip makinelerde 210 gramın üstüne çıkmamaya çalışın. LRF takımında ideal bir makine nasıl olmalı konusuna da elimizden geldiğince aydınlık getirmeye çalıştık son olarak da bu tarz bilgi içeriklerinde sizlerin de sorularına yanıt verebilmemiz için yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu sayede bu yorumlardan yola çıkarak biz de özellikle o tarz sorulara yönelik içerikler üretmeye çalışırız. Bu tarz içeriklerin daha fazla kişiye ulaşması için de yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ihmal etmeyin. Hem daha fazla kişiye ulaşmış olmamızı sağlarsınız. Hem de bizlerin daha hızlı büyümesine vesile olmuş olursunuz. Ayrıca katıl butonundan bize maddi destekte olanlar var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde yapacağımız ya da işte YouTube için alacağımız ekipmanlarda onların da payları oluyor. Bu sayede daha hızlı büyümüş ve sizlere elimizden geldiğince en iyi içerikleri üretmeye çalışıyoruz. Yeni paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın, esen kalın. Kendinize iyi bakın.